Değerli basın mensuplarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün eğitim öğretim yılımızın 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk haftasının son iş gününü tamamlıyoruz. Öncelikle 2023-2024 eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı, huzurlu, kazasız, belasız bir eğitim öğretim yılı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, eğitim öğretim yılımız başladı. Biz de sendikal faaliyetlerimize bu hafta 3 tane ilçemizi ziyaret ederek başladık. Bunlar Sarıcakaya, Çifteler ve dün de Günyüzü ilçemizdeydik. 3 tane ilçe, onlarca eğitim kurumu ve yüzlerce eğitim çalışanımızla bir araya geldik. Eğitim öğretimle ilgili konuları, sorunları, problemleri yerinde görmek, onlarla ilgili muhataplarıyla yerinde bu konuları görüşmek üzere görüşmelerimizi yaptık. Ancak maalesef şunu ifade etmek isterim ki, hani tabiri caizse bir dokun, bin ah işit şeklinde bir durumla karşılaştık. İlçelerimizde şu anda 12 tane dış ilçemizde binlerce eğitim çalışanı veya kamu çalışanımız her gün ilçelere gidiyor. Görevlerinden dolayı oraya gidip gelmek durumunda kalıyorlar. Buradaki sorunların başında özellikle ulaşım noktasında çok ciddi sorunlar yaşadıklarını arkadaşlarımızın gördük ve şahit olduk. Şimdi bunlar nelerdir diye şöyle sırayla bir sıralama yapacak olursak, ulaşım sorunu bu sorunların başında geliyor. İlçelerde barınmak isteyen, ikamet etmek isteyen arkadaşlarımızın kiralık ev bulamama sorunları yine aynı şekilde. Lojman olan ilçelerimiz var. Lojmanlı olan ilçelerimizdeki lojmanların fiziki şartlarının çok kötü oluşu bu sorunların başında. İlçelerdeki arkadaşlarımızın merkeze tayin isteyip merkezdeki öğretmen sayısının çok fazla olmasından dolayı merkeze gelememe sorunları var. Okullarımızdaki müdür yardımcısı, yönetici eksiklikleri yine bu sorunların başında. Artı bunların dışında bazı branşlarda eksikler var. Bu branşlarla ilgili ücretli öğretmen teminine gidilmek zorunda kalınıyor. Ücretli öğretmenlerle ilgili bazı sorunlar var. Bunlar bu sorunların ana başlıkları. Bunları sırayla başlayacak olursak, birinci sorun ulaşım sorunu değerli arkadaşlarım. Ulaşım sorunu bundan önceki senelerde ilçelere giden memurlar için ilçeler için özel servis araçları vardı. Bu servis araçları öğretmenleri ya da memurları mahallelerden topluyordu. Mahallelerden herkes evine yakın bir yerden ulaşımını sağlamak için yola çıkıyordu, binip ilçeye gidiyordu. Şimdi UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda şu anda Eskişehir'deki yaşanan trafik sorunu gerekçe gösterilerek bu özel servis araçlarının şehir merkezinden yolcu toplaması engellenmiş ve hepsi şu anda otogara gidip otogardan mecburen binip oradan ilçeye gitmek zorunda kalmışlar. Şimdi arkadaşlarımızla konuşuyorum. Mesela diyor ki, ben Seyit Gazi'de çalışıyorum, Yenikent'te oturuyorum, Yenikent'ten otogara gidiyorum, otogardan Seyit Gazi'ye gidiyorum. Ya da ben Mutalaba yakın bir yerde oturuyorum, otogara gidiyorum, otogardan mecburen Sarıcakaya, yani evimin yolu üzerinden beni almıyor, ben mecburen otogara gitmek zorunda kalıyorum. Dün bir arkadaşımız diyor ki, başkanım 5.30'da uyanıp 8'de mesaiye yetişmek için 5.30'da uyanıyorum, 6'da evden çıkıyorum, otogara gidiyorum, 8'e kadar anca mesaiye varabiliyorum. Yani bir çalışan sabah 5.30'da kalkıyor mesaiden 1.5 saat önce, 1.5 saat yol sürüyor, 1 saat öncesi sürüyor. Yani bir günün neredeyse 3-4 saatini sadece ilçeye gidip gelmek için kullanıyor. Peki buradaki çözüm ne olabilir diye çözümü sorduğumuzda, çözüm içinde şöyle bir öneri ortaya çıkıyor değerli arkadaşlarım. Malum Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin ilçelere kırsaldaki vatandaşlarımızı şehir merkezine taşıdığı bir belediye otobüsler var. Bu belediye otobüslerinin sabah buradan memurları, orada çalışanları ilçeye, onları oraya bıraktıktan sonra da kırsalda yaşayan vatandaşları da Eskişehir'e gelmek isteyenleri de Eskişehir'e getirecek şekilde akşam da yine ilave bir servis ekletilerek
sabah bir, akşam bir ilave servisle memurların gidiş gelişini daha da kolaylaştırıcı bir hale getirilmesi noktasında talepleri var. Şimdi burada hatta şunu bile teklif ediliyor, biz de bunu öneriyoruz. Büyükşehir Belediyesi illaki her ilçeye memurlar için bir araç çıkarmasın. Örnek veriyorum, Mihal Gazi Sarıcakaya için bir otobüs yetebilir. Beylikova Alpı için bir otobüs yetebilir. Günyüzü Sivrisar için bir otobüs yetebilir. Mahmudiye Çifteler için bir otobüs yetebilir. İşte Seyit Gazi Han için bir otobüs yetebilir. İlla her ilçeye bir otobüs çıkaracak diye bir durum da yok ortada. Oradaki çalışanlar da sonuçta yine kırsalda yaşayan insanlara hizmet eden kişiler. Onların çocuklarına eğitim veren, onları oradaki ilçenin eğitimi için, onun kamu hizmetlerini görmek için çalışan kişiler, böyle bir kolaylığı Büyükşehir Belediye'mizin yerine getirmesini ben buradan sizlerin aracılığıyla dile getiriyorum. Bu konuyla ilgili de zaten Büyükşehir Belediye'mize de bu konuyla ilgili yazılı bir başvuruda bulunacağız. Bu talebi dile getireceğiz. Şimdi servis paraları şu anda öyle bir hale gelmiş ki bir aylık gün yüzünde çalışan bir kişinin aylık servis ücreti 6.000 lira olmuş. Ve servis çalışanları diyormuş, servis sahipleri diyormuş ki haftaya ücret artıracağız. Akaryakıda zam geldi. 6.000 lira olacak, belki de 7.000 lira. 6.000 lira yol parası veriyor. 2.000 lira da öğlen yemeği parası veriyor. 8.000 lira. 10.000 lira, 15.000 liradan aşağıya Eskişehir'de ev kirası yok. 15.000 lirada Eskişehir'de ev kiralasa zaten bir memur, bir kamu çalışanı bir ayda aldığı maaşını ev kirası, öğlen yemeği ve ilçeye ulaşım için servis ücreti olarak bir aylık ücretini sadece bunlara veriyor. Bu insan geriye kalan parayla bir aylık gününü nasıl geçirecek, hayatını nasıl idame ettirecek? Gerçekten bu üzerine düşünülmesi gereken ve bir çözüm üretilmesi gereken bir sorun. Şu anda servislerle ilgili dün de yaptığımız yazılı açıklamada bir paylaşımda bulundum. O açıklamada ilçelere giden servislerin içeriden çekilmiş bir fotoğrafını paylaştım. Arkadaşlar inanın, koridorlarda tabureleri koymuşlar. Koridorlardaki taburelerin üzerinde insanlar uyuyarak ilçeye varmayı bekliyor. O şekilde seyahat eder hale gelmiş. Tıka basa ağzına kadar dolu ve can güvenliği açısından olsun, diğer açıdan hiçbir şekilde uygun bir durum ve manzara ortada yok. Bu birinci mesele, bu ulaşım sorununun bu şekilde çözüme kavuşması noktasında taleplerimiz var. Kiralık ev sorunu var ilçelerde şu anda. Örneğin Çiftelerdeki arkadaşlarımız diyor ki biz burada kiralık ev bulamıyoruz. Sarıcakaya'dakiler diyor ki biz bulamıyoruz. Gün yüzünde bu hafta bir öğretmen arkadaşımız ev kiralamış, 9.000 liraya ev kiralamış. Yani gün yüzü ilçemizde ev kirası 9.000 lira olmuş. Ev bulabilsek hepimiz burada yaşayacağız, bu eziyeti çekmeyeceğiz diyorlar. Kiralık ev de bulamıyoruz. Oradaki yerel bu işin muhataplarıyla konuştuğumuzda, malumunuz TOKİ inşaatları var şu anda ilçelerde yürüyen. TOKİ inşaatlarının da bitmediğini, bazı sıkıntıların olduğunu ve çözümün en azından TOKİ inşaatları biterse biraz daha kiralık ev noktasında, kiralık ev bulma noktasında bir nebze de olsa belki kiraların ateşini biraz düşürür. Belki de kiralayacak insanlar ev bulabilirler. Hiç olmazsa orada 3-4 saatlik bu yol eziyetini çekmemiş olurlar. Güyüz ilçemizin Gümüş Konak Köyü var, mahallemiz var. Eskişehir'e yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bir ilçe. Burada 2 tane öğretmen lojmanımız var, Milli Eğitim'e bağlı. Bu 2 tane lojmanın orada oturan öğretmenlerle bizzat konuştum. Değerli arkadaşlarım, inanın yani bir öğretmene, bir insana yakışan bir ortam değil. Bu lojmanın durumuyla ilgili bundan 2 yıl önce ben o okulu ziyaret ettiğimde bu lojmanın durumunu gösteren belgeleri konunun muhataplarına, valiliğe, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sundum. Buradaki lojmanın bir tadilata ihtiyacı var, bir tamirata ihtiyacı var. Burada yaşayan insanlar ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla burada yaşıyor. Ya işte yağmur yağıyor, camdan içeriye yağmur giriyor. Kışın doğru dürüst yalıtımı yok, sobayla ısınmak zorunda kalıyoruz. Kapısı kırık, penceresi kırık, zemini yok. Bunların hepsi, burası sonuçta kamuya ait bir lojman. Bu kadar büyük bir iş de değil. Orada yaşayan insanların daha insani ortamlarda, daha insani koşullarda yaşaması adına bu lojmanın
işler acısı halinin bir an önce Eskişehir Valiliğimiz tarafından Sayın Valimiz, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz bu konuyla ilgili lütfen o lojmanda bulunan durumun farkına varsınlar. Bu durumla ilgili de lütfen buradaki lojmanın tamiratı ve tadilatıyla ilgili gerekli işlemler yapılsın. Değerli arkadaşlarım, Eskişehir'de malumunuz şu anda 2000 tane non fazlası öğretmen var. Şu anda Eskişehir'deki öğretmen fazla sayısı Türkiye'de belki de Türkiye rekoru. Neredeyse bir ildeki toplam öğretmen sayısı kadar non fazlası öğretmenimiz var. Bu neden dolayı? İşte il emri diye bir uygulamamız var. Aile bütünlüğünü sağlamak adına, aileleri istedikleri yerde birleştirmek adına, istedikleri ilde birleştirmek adına Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı bir il emri var. Eskişehir'imizde çok talep edilen, çok herkesin gelmek istediği, burada çocuğunun eğitimi, eşinin işi vesaire gibi gerekçelerden dolayı herkesin talep ettiği bir il. Dolayısıyla bu da şöyle bir sorunu peşinden getiriyor. Fazla öğretmen sayısı ilçelerdeki öğretmenlerin merkeze gelmesinin önüne bir engel teşkil ediyor. Bir öğretmen arkadaşım diyor ki 13 yıldan beri tayin istiyorum, 13 yıldır Eskişehir'e gelemedim. Bunlardan kurtulmak istiyorum bu durumdan ama merkeze bir türlü gelemiyorum. Böyle bir sorun var. Birçok okulumuzda, ilçelerimizde şu anda yönetici eksiklikleri var. Yönetici okulda müdür olsa müdür yardımcısı yok. Müdür yardımcısı olsa müdür yok. Geçici görevle vekaleten bu görevler yürütülüyor. Bazı arkadaşlarımız bu görevleri almak da istemiyorlar. Çünkü okul yöneticiliğinin artı bir cazibesi ya da artı bir avantajı yok. Bunlarla ilgili değerli arkadaşlarım, Eğitim Bir Sen ve Memur Sen olarak biz 7. dönem toplu sözleşmede büyük şehirlerde çalışan memurlara kira yardımı, ulaşım yardımı yapılması noktasında bir talebimiz vardı. Biz bu toplu sözleşme talebimizin ne kadar haklı olduğunu 3 gündür ben ilçelerdeki durumu bizzat yerinde görerek ne kadar haklı bir taleple masaya gittiğimizi gördüm. Yemek yardımı ve ulaşım yardımı, yol yardımı ve kira yardımı memurlara yapılmak zorunda. Aynı zamanda değerli arkadaşlarım, ilçelerde çalışan, kamu çalışanlarına, öğretmenlere özendirici, bölgeyi teşvik edici ilave ek tazminatlar, ek ücretler verilmeli. Bu nasıl olmalı? Örneğin köyde çalışana %40, ilçede çalışana %30 gibi ücret farkıyla bu bölgeler teşvik edilmeli. Buralarda yöneticilik yapan arkadaşlara ilave hizmet puanları verilmeli. Buralarda çalışan yöneticiler okullardaki ilave görevlerden faydalanamıyor. Örneğin bir okul müdürü geçici görevle okul müdürlüğü yapıyor. Oradaki pansiyondaki belletmenlik görevini icra edemiyor. Artı hizmet puanı olarak ilave ek puan alamıyor. Artı ücret olarak artı ilave bir ücret alamıyor. Bu sorunlar belki de çözüm noktasında bu az evvel sıraladığım çözüm önerilerde bu kronik sorunların belki de biraz daha ateşinin düşmesine, bu sorunların biraz daha çözümüne yönelik düşüncelerimiz, bizim tekliflerimiz. Değerli arkadaşlarım, bu ilçelerde çalışan arkadaşlarımız, görevle yeni başlamış gencecik arkadaşlarımız, pırıl pırıl hepsi de gözlerinin içi parlıyor. Memleketimizin çocuklarına eğitim öğretim vermek, onları yetiştirmek için canla başla uğraşıyorlar ama maalesef şunu gördüm ki ilk hafta hepsinde bir yorgunluk, hepsinde bir kırgınlık ve bir yılgınlık daha okulların ilk haftasından oluşmuş. Bu sorunların çözümü belki de oradaki eğitim çalışanlarımızın ve kamu çalışanlarımızı biraz daha rahatlatır ve oradaki iş verimliliğini, çalışma verimliliğini daha da artırır diye düşünüyorum. Bu sorunları her zaman yerinde konunun muhataplarıyla görüşerek, bizzat yerinde bu konuları tespit ederek bu sorunları çözüme kavuşturmak için de bu sorunların dile getiriyoruz. Çözüm arayışı içerisinde olmaya da bundan sonra da Eğitim Bir Sen ve Memur Sen olarak devam edeceğiz diyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sormak istediğiniz bunları da alabilirim. Sağ olun, var olun, iyi günler diliyorum.